Gece o kızcağız sana ne güzel asıldıydı ya, ne güzel kızdı ya. Boş yere iffet yaptın. Al işte bak. Abi bir sus ya. Bir sus ya. Özlemişim. Eda! Kız sen ne yaptın ya, ne yaptın? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle, ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlüdünde DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya. Allah seni taş etmiş. Taş gibi bir kız olmuşsun. Aşırı derece sevimli bir taş olmuşsun. Ne bu hal? Yok canım, sen daha mı abarttın? Puşta bak nasıl giriş yaptı. Sanki Shining'in açılışı ha. Seni... Kimsin lan sen? Çim adam. Asıl kimsin lan? Ben Metin, ne işin var burada? Ne konuşmuştuk? İki dakika sus sen Eda. Bak panikledi, dili attı. Asıl sen kimsin lan? Bitti mi lan? Bitti. Dürrük ne oğlum? O nasıl bir şey? Küfür mü kız? Bilemedim. Niye kıza soruyorsun aslanım? Hiçbir argo bilmiyorum. Sözlüğünü yazdım. Das Kapital'den kalın diye çıkarmadılar satışa. Buyur. Hakket yazdın mı? Tabii ki de yazmadım. Kız, babamın kitaplarından çantada kalmış işte. Saçmalamayın kardeşim bak. Ben daha önce tanımadığım kimseyi dövmedim. O yüzden soruyorum. Kimsin lan sen? Ha? Tanışalım, girişeceğim. Delirtme beni bak. Artık tutamıyorum lan kikimi. Kikimi tutamıyorum, kikimi. Eski mahalleden arkadaşım. Şimdi gider misin? Rütbemi söktü Eda. Ama gurur yapmadım. Arkadaş olarak kalabildik en azından. Yapma be. Ne diyorsun oğlum? Keşke öyle demeyeydin ya. İki tokatlayıp bir kenarda bırakıp gidecektim. Şimdi ibretlik yapacağım, ibretlik. Metin lütfen. Emrah biraz şakacıdır. Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte? Milletin ağzı çorba değil ki süzesin. Gülmedim. Vallahi hiç gülmedim. Bu sefer de gülen ben olayım be. Eda bana de ki Emrah al bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Özleştik. Emrah lütfen. Kardeş bu boru anahtarı. Bana ne lan? Hayır, bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar. Muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? Ben Sivaslıyım aslanım, Sivaslı. Burası İstanbul oğlum. Sivas'ın başkenti. Lan! Haydi. Emrah, bu benim kartım. Müsait olduğunda bir yerde görüşelim. Özleştik. Ay, boru anahtarı yere düştü. Görüyor musun aksiliği? Allah Allah ya. Ver lan şu kartı. İt. Ezberledim ki numarayı. Ezberledim ki. Ulan illa döve döve ön belliğe mi sil diyor ya. Aslanım sen niye bu kadar agresyon yaptın ya? He? Yoksa ya sizin bu Eda ile aranızda bir şey mi var? Eda ile aranızda bir şey mi var derken? Niye tekrarlıyorsun oğlum lafımı? Süremi kazanmaya çalışıyorsun lan. Lanet olsun, sebebi neydi ki? Seviyor musun oğlum kızı? Yok be. Ettik lafa baktım. Seviyor musun diyor. Eda diyor, ne diyor lan? Elektrik dinliyor şey diyor. Platonik mi diyor yoksa? Yani sen seviyorsun mu, sevmiyor mu diyor. Yok be güzel kardeşim, sevsem niye saklayayım ben ya? Ben patladanak konuşan bir adamım. Benim her şeyim ortadadır. Dobra bir adamımdır ben. Hazır dobrayım demişken bir dakika bekleteceğim sizi. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim, aşkımı kalbime gömer giderim. Beni daha aramam. Terbiyesizlik yapma. Bir daha aramam. Yemin ederim. Yeter ki sevgilim gerçekçi. Oh.
İçini söyledi oğlan. E ama o zaman sen niye parazit yapıyorsun be aslanım? He? Sen benim Eda ile ilişkimi niye karıncalı gösteriyorsun bu oğlum? Lan oğlum Eda benim eski baldızım lan. Mahallemizin de tek eczacısı. Eline bakıyoruz kızın oğlum. Oo. E o zaman ben seninle arayı iyi tutayım be Kirven. Kızın yakınısın sen. Numaranı versene ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Su tesisatçısı mı? Ulan be taharet musluğum bozulmuştu 2 gün önce. Damlatıyordu onu yaptırırdım. Şu fukara da nasiplenirdi görüyor musun? Neyse ya bir dahaki sefer artık. Üzülme lan o kadar. 15 TL aldılar benden. Kimler lan? Contayı değiştiren tesisatçılar. İtelemişler mi bana yoksa tarifesi mi böyle? Kardeş dükkanın önüne geldiğin andan beri 86 farklı duyguyu ard arda yaşattın bana. Manyak oldum. O yüzden 15 lira kaç para ediyor onu bile bilmiyorum. Oho gitmiş bu. Neyse hadi görüşürüz ben kaçtım. Gelmiyor mu? Geleyim mi lan? Gel. Bak yerin hazır ya. Allah Allah adam gel dedi gidiyorum vallahi yani. Bütün mahkeme yeteneğim hepsi eridi bitti gitti çağırdı gidiyorum ben ya. Saçını boyamışsın sen. 2 sene önce de bu rengi boyamıştın. Güzel olmuş. Bence bunda ısrarlı ol. Teşekkür ederim. Dolgu da yaptırmışsın. Geçen seneki dolgun düşmüştü. Bu daha çekici. Dolgu mu? Sen biraz süzülmüşsün ama fazla değil. 600-700 gram civarında. Kilo yok ya sende. Hemen belli ediyorsun. Lan salak. Her şey belli oluyor. Anladı kız. Ölçtün, biçtin, tarttın. Çene röntgenini çektin. Geçmişiyle eşleme yaptın. Şebek. CIA'de yok lan bu teknoloji. Şey de olabilir, sabah dükkana gelmeden önce büyüğünü yaptıysan o da fark ettirir. Tuvaletten 2,5 kilo eksik çıkmışlığım var benim. Bununla övüneceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi sıçarım. İyi de sıvıyorsun. Elimden geldiğince. Benim durduğum kaba yavaş yavaş gideyim yoksa ben bu kazı şey yapamayacağım. Ali abi. Yavaş koş lan. Adam bildiğin hükmediyor lan bana. Feyza yok muydu? Yok. Aa, bu benim canım ciğerim Kirven Metin değil mi ya o? Allah belanı versin senin tipini sikeyim ben geldi yine olsun. Bu çocuğu. Ulan hayırsız. Şuradan girdiğimi görüyorsun da boynuma boğazıma sarılıp Emrah abi cebime 20 lira koy da senin için adam bıçaklayayım demiyorsun. Ulan şunun tipine bak. Öyle de sevimli bir şey ki insan kızamıyor da ya. Şunun bıyıklara bak. Kedi gibi. Emre abi 20 lira ver de senin için adam bıçaklayan. E oğlum istediğim bu ya işte. Bunu söyleyeceksin. Dostluk bu. Merhaba abi Emrah be. Hı, ben de adına memnun oldum. Memnun oldum. Aa, bu benim arım balım peteğim Kirven Metin değil mi ya o? Metin! Ulan fakirlik insana neler yaptırıyor be. Şimdi temizlikçi mi oldun? Madem durum buydu Metin, neden bana gelmedin bu oğlum? Benim canım, ciğerim, Kirven Metin temizlikçi olmuş. Ben eve temizliğe başkasının anasını çağırıyorum oğlum ya. Seni çağırırdım. Neyse ya senin bedenin senin kararın. Çok da fifi. Bu ezden ne tarafa düşüyor? Tükürükleri takip et yerdeki dost doğru gidersin. Ben de mahallede dolanıyordum da bir manetama uğrayayım dedim. Hatırladın mı ismi Eda. Bir hediye aldım da. Onu verecektim. Ahşap kolye ne lan? Lisecisin bu mal. Sen Eda'yı yazarken dahi ayrıldın mı lan? Dahi anlamındaki de ayrılmıyor mu kanka? Kız dershaneye gitmeden eczacılığı kazandı. Buna dahilik denmez de ne denir ya? Vay çaka. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor görüyor musunuz? Ya aslında ben hediyenin etkisini önce sende test edeyim. Tutarsa Eda'ya veririm dediydim. Belli ki tutti ya içim rahatladı. Teste giren değneklerin %100'ünde başarı sağlandı. Emrah'cığım bak bu DNA'yı vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır ha. Emrah mı? Kim oğlum o? Benim adım Emre. Sadece Eda bana Emrah de. Ulan adamın kızı tavlamak için geliştirdiği taktikleri görüyorsunuz değil mi? İyice de aldım. Abamda ne oldum? Sen kimle konuşuyorsun oğlum? Benle konuşurken bıyık boşluğuma baksana ya. Biz Eda ile ilk tanıştığımızda ben adımı yanlış söyledim. Şimdi de salak olduğumu düşünmesin diye düzeltemiyorum da 5 senedir adımı Emrah sanıyor. Bir tek sen gerçeyebiliyorsun. Metin aramızda bak ama kanka tamam mı? Vay arkadaş ya şu salaklığı bile herif avantaja çevirmiş görüyor musunuz? Pısırık Emre'den karizmatik Emrah'a evrilmiş. Ben de hala gidiyorum kızın karşısında kafamda soğan kırıyorum. Oğlum git ayarlarımı bozun benim. Yürü git lan buradan hadi. Sana da bir titreme geldi mi ya kanka? Yok oğlum çifter işlik yerim ben hep. Lan yoksa telefon mu çalıyor? Dur be he. Benim telefon titriyormuş. Demek ki bana ondan oldu. Aa, tüpçü Fikret dayım arıyor ya Sivas'tan. O kadar adamdır ki şekerinden yenmez. Tanısan sen de çok seversin.
Alo, ha dayı. Tamam, Allah belanı versin, uzatma. Duyun, devam edeyim. He, söyle. Seri numarası neydi? Aklında tut. 58F76. Ulan herif bir de bize hafıza taşeronluğu yaptırıyor ya. Tamam, tamam, geliyorum. Tutturmuş Emel Sayın olmadı, şimdi Tarkan olsun diyor. Seri numarası neydi ya? Peki 58F76 lan. Tamam. Neyse, şimdi benim işim var. Ben gidiyorum. Hadi öptüm kanka. Öptü ya lan manyak. Dudakla yanağın birleştiği en narin bölgeden öptü. Şerefsiz. Lan bu beni öpüyorsa Eda'yı... 58-76 lan! Ne yapsak? Gitsek mi? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Niçin? Eda! Şerefsiz resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin köpeğin üzerine işediği, milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içtiği, bilardo oynadığı, şarapçıların kafayı bulup kerkindiği, tahta parçaları olarak gelirdi. Ulan burası meğer benim ben olacağım kara parçasıymış ya lan. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır, imanım gevredi. Ama senin için değer. Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılar'da bir çatı katı tuttum, pet shop'ta işe soktum. Şimdi o pet shop'ta birbirlerini satıyorlar, biliyor musun ya? Eda mı diyor lan o? Evet. Allah! Rina, 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 rina. Cumbarlı ganlı 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 gan. Metin, ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun, dahası da var. Numara iki! Aha, bu senin suratın lan. Senin suratını mı yapaydım lan kirven? He? Kızın suratını yapsam ya reddederse elimde patlayacak kuşlar. Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah, ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun Emrah sen? He? Çoğalttın lan beni. Sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım. Bir geldin, pir geldin yine puç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağa yiğit, yiğide toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil, taşın, ayazın, toprağın tezenkle halay çektiği yerden. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerden. Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı girişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Eda'cığım, çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak. Ya. Kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sende var ya, bela eksikliği var ama uygun bir bela buldun kardeşim. Ne diyorsun lan sen? Orr. Lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum! Bozma lan beni, hatalı dallama. Seviyorum diyorum burada yengeni. Ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be. Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni, kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi bağıra bağıra millete söyledim. Daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan. Yürü git. Adamı hasretme, yürü git. Dilenci gibi yapıştın oğlum. İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki evim artık gül kokar. Ama Emrah, biz zaten denedik daha önce. Kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen lan? Adam olan laftan anlar. Kız genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin, ne diyorsun?
Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesini diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kafana indiririm ha. Ne olur yani, başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan. Bir düşünmem lazım ya. Ana, ne diyorum lan ben? Vallahi ben bile etkilendim ha. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Emrah. Eda. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil, Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye benimle var mısın? Yokum diyor. Ablasının iki kız kardeşi öyle olsun. Bu bitireceksin de yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen koluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Sikerim yüzüğümü lan. Dur hemen cevap verme Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Huri melek midir kimin soyundan? Salınıp gidiyor dere boyundan. Sivas ellerinin hangi köyünden? Yeter ulan ibine. Seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Ben de çok güzel araya yapıyorum. Araya... Dur yavrum, dur. Araya sevdamı dağlara yazarım. Araya gözümü kırpmam yakarım. Araya aşkımı ömrüne adarım. Araya ben araya... Düşünmem lazım. Gideyim ben. Fazla da düşünme Eda. Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. Kardeş, I came from Divri Sivas. Come here, Yiğido. Beslemezsen bırakmam. Söyle, pes mi FIFA mı lan? Ne vuruyorsun oğlum, ne vuruyorsun ya? Senin annen mi yıkıyor? Metin, bak böyle yaparsan sadece Eda'yı değil, beni de kaybedersin. Evet, doktor size bunu nasıl kullanacağını anlattı mı? Yok, anlatmadı. Peki siz sormadınız mı doktora? Eczacı anlatır dedim. Ya ben haftalık usulü çalışıyorum. Şimdi 30 yaşında adama fitili nasıl kullanacağını mı anlatayım? Ver, tamam ver. Buyurun, kapuştu. Bana kondom ver. İktidar hapı da istiyorum. Bit ilacı var ya, ondan da istiyorum. Kokusuz damla, kokusuz damla da ver. Bir de ayak mantarı kremi. Ayak mantarı kremi? Ayağın o kümede ne işi var ya? Sana ne kardeşim ya? Sen ver benim istediklerimi. Çabuk ol ya, çabuk! Ne oluyor ya? Tutucusunuz, tutucu. Teyzeciğim, sen kendi çocuğuna cinsel eğitim verdin mi de geldin beni burada yargılıyorsun acaba? Şuna bak, mute'de konuşuyor. Aa, bilgisayar bile utancından ekran koruyucusuna geçti. Müşteri kalmadı, betini bereketini kaçırdın her şeyin be. Oğlum bak, Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anlayışlı ol, hadi. Başka izahane mi yok abi? Yok kardeşim, başka izahane yok. Bir tek şu karşıdaki var, o da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum, ona bak. Ulan ne karılar var be! Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver, bir de tüy dökücü krem ver. Hadi lan, 3-5 tüp de kendini al, o da benden olsun. Eda yok mu olsan? Bir dakika. Ya bu Yunusef'in bağış kutuları oluyordu burada, onlardan yok mu? Bağış maaş yapardık. Aa, Şükriye abla sen de mi buradasın? Hı-hı. Ulan Oğuzhan, vallahi kulağını çekeceğim. Bu kapıdaki krem reklamı nedir lan? Sen utanmıyor musun kadın bedenini metalaştırmaya, ırz düşmanı?
Evet abi. Kondom, iktidar hapı, ayak mantarı kremi, bit ilacı, kokusuz damla, ter kokusu için krem. Heh, sen bir de belki söylemeyi unutmuşsundur. Kenya ilacını da şöyle koyuyorum, lazım olur. Kenya ilacı mı? Ama bu faşistlik. Konuyu değiştirme. Bak buraya. Al. Toplam 223 lira. Sen 225 ver yeter. Demek sen de metincisin. Yazdım seni Alman kurdu. Metin yenilince sen de yenilmiş olacaksın. 100, 225. 2 liraya da bunu aldım. Ben kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim kardeşim. Ben bunları yatalak kuzenime alıyorum bak bunu da. Çocuk yatalak. Evet. Alo. Beni gördü panikledi, telefonu ters tutuyor salak. Evet Tahsin Özdemir'in oğluyum. Kapat işim var. Yok kardeşim doktora moktora ihtiyacımız. Ulan bankalar bitti, siz mi başladınız? Babamın doktorumuşum. Bekle. Geriye la toprağa. Ellerinde çiçekler kapılara mı dayanıyorsun? Şaşırmayayım mı? Senin mahallenin itlerini akredite yaptıralım. Tanımayacaklar yoksa dövecekler. Ben de kurtaramayacağım seni. Kurtaracaksın tabii lan. Kan kardeşi değil miyiz? Bana bu mahallede bir şey olsun, bütün sülale senden hesap sorar kanka. Ben sana emanetim burada. Sivas'taki dedemin dediği gibi. Sivas is counting on your bitch. Yani şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Sivas'tayım. Hiç kimse bilmiyor. Eczaneye mi? He. Sen? Ben de. Acilde bir telefon geldi ama gitmesem mi acaba? Vallahi mi lan? Bana da acil bir telefon geldi. Sivas'taki dayım arıyor. Ne yapsak ya? Bir şey yapmasak mı? Gitmesek mi acaba? Sen gitmeyeceksen ben de şey ettirmeyeyim. Ya işte ben de senin için söylüyorum biliyor musun? Saçı falan da yapmışsın. Nasıl yapsak ya? Eczaneye gitmiyoruz o zaman. Bir saat sonra burada. Eczaneye gitmiyoruz şimdi. He. Alo, adres ver geliyorum. Neredesin ya iki gözüm? Bir gözüm saatte, bundan sonra tek gözümsün, kusura bakma. Niye ya? Kaç ki saat? Saat tam taraf... Ay! Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Prezervatif mi? Bazısı çekiniyor, bazısı da bir türlü söyleyemiyor. Pizartrofit diyeni duydum ya. Yok Ayşe. Yani gerçi benim de profiterol demişliğim var. İşin ilginç yanı eczacıda da varmış, çıkartıp verdi. Hanımefendi, benim buraya ikinci gelişim. Belki hatırlarsınız. İlk gelişimde krem almıştım. Yanlış krem mi olmuş? Yok. Aslında her şey doğru. Belki inanmayacaksınız ama ben sizi dün rüyamda gördüm. Ben melek sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Siz misiniz? Anlamadım. Ben de anlamadım. Kaderimiz belki. Ya olur ya. Eğer siz de isterseniz... Tabii tanışmak için sadece... Benimle yemeğe çıkar mısınız? Bilmem ki. Hemen karar vermeyin. Bu benim kartım. Aramanızı bekleyeceğim. Eğer aramazsanız tabii sizin de izniniz olursa yarın sizi gelip göreceğim. Hayır derseniz helallik isteyeceğim. Evet derseniz dünyanın en mutlu erkeği olacağım. İyi günler. Pardon. Estağfurullah abi, bizden pardon. Son iki, üç, dört. Biz bizde değiliz, meçhullerdeyiz. Bizi böyle bırakıp gitti birisi. Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerimiz. Halimi perişan etti birisi. Her şey yalan, yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim sondu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı belimde. Halimi perişan etti birisi.
amına kodumun atanamamış Dexter'ı. Ben daha duramam buralarda toprağım. Tası tarağı satar, memlekete dönerim. Anama bir kız bul derim, yüreğime taş basar, iki de çocuk yaparım. Birini okuturum, diğerine de dükkan açarım. Yılda bir de seni ziyarete gelirim. Hemen şey yapma ya, belki hayır der Eda. Oğlum Metin, adamın tipini görmedin mi lan? Bizim gibi çirkin değil bir kere, pırlanta gibi çocuk. Zaten iki dirhem bir çekirdek geyinmiş. Lan keşke beni taklit edeceğine onu etseydin. Belki bir şansım olurdu. Ulan şerefsiz, sen beni... Çirkin miyim lan ben? Metin, benim yeğenlere yaramazlık yapmayın. Çarpılır böyle olursunuz diye senin fotoğrafını gösteriyorum oğlum ben. Hadi ya. Emrah'cığım, ıssız adaya düşeceksin. Yanına bir erkek, bir de kadın al deseler... ...erkek olarak seni seçerim ki kadın seni görünce direkt bana kalsın. O kadar mı ya? Evrimcilere haklısınız. Evrim var deyip kanıt olarak seni göstermişler de... ...adamlar bizim öyle kanıtımız yok deyip isyan etmişler oğlum. Uluslararası literatürde adı bile var bunun. Homo metinus. Lan ne var lan? Ne var? Konuşuyoruz. Adam Eda'nın üstüne iki ev bir de araba yapar. Evet desin yeter ki. Oho aslanım, sen Eda'yı çok yanlış tanımışsın ya. Onun böyle işlerde bezi olmaz. O var ya o. Metin, adam iki ev bir araba senin üstüne yapsa sen bile evet dersin. Ben biletimi alayım da gideyim. Sen beni hareme bırak. Ya dur oğlum, bir dur ya, Allah Allah. Öyle hemen pes mi edeceğiz? Savaşmayacağız mı lan Eda için? Savaşayım mı? Savaş tabii lan. Ne biçim seviyorsun oğlum sen bu kızı? İnsan sevdiği için savaşır, çarpışır. Doğru. Ben savaşmaya gidiyorum. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Kolay gelsin. Kendine iyi bak koçerim. Arkadaşım sen kimsin? Lan? Lan bekle lan. Çekilin. Ne yaptın Santino? As, lan senin ne işin var dükkanda? Seni bekliyordum. Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Kapıyı niye kilitledin? Niye kilitlemeyeyim oğlum? Dükkanı kapatıyorum. Açık mı kalsın? O zaman sen niye içeridesin? Oğlum ben her geldiğimde seni bu mahallede görmek zorunda mıyım lan? Ama Metin. Sus. Lafımı bitirmedim daha. İlk önce bir sözümü bitireyim ya. Aslında bitirmiştin değil mi? Bitirmişim evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin, mahalleye yeni deli mi aldınız ya? Madem böyle bir şey var, niye bana haber vermiyorsun? Kirvem seçmeleri ben de girerdim. Oğlum bu adam kim lan? Allah oğlum, saklamam lazım lan. Benim burada olduğumu söyleme. Kalk, kalk. Sakla, kalk. Sakla beni. Burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Hayırdır kardeş, kime baktın? Ne oluyor ya? Ya cevap versene. Amca. Ne vuruyorsun lan? Beni mi döveceksin? Ne diyorsun? Ya bir dakika, bir dakika konuşuyoruz. Allah Allah, bir dakika ya. Benle konuşurken göz kontağı kur. Ya tamam, kapatma dükkanın önünü. Tamam lan, git. 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 Yürü. Hayatta başarılar Bayram Paşalılar. Oğlum adam gitmeyecek diye çok korktum lan. Neredeyse kavga çıkıyordu. Oğlum bu adam kim lan? Sanki Freddy'yi photoshoplamışlar da Jason'a benzetmişler ya. Nil kokulu öğretmenim. Sınıfta hiç kimse bir baltaya sap olamadı dedim. Adam kariyerinin çöküşünü benden bildi arkadaş ya. Ey ya Rabbim ya. Bu daha da bırakmaz benim peşimi. Ya Bebeto, ne diyorum? Koca sınıfta başarılı tek adam bile çıkmamış mıdır ya? Buluruz birini, götürürüz hocaya. Hocam, affet beni hocam, beni affet. Ben hatalıymışım dersin. Hakikaten iyi fikirmiş lan. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. O boynuzlar ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya, benim Adriana Limay. Sikimde değil gerisi. Kakita mı lan? Kakita olmuş, gücü yok mu? Nereye gideceğim ya? Dükkan oğlum burası, müşteri falan geliyor. Yürü git lan. Ama fikri ben verdim. Lan ne fikrini verdin? İyi hadi otur. Ya bu lise mezunu gangsterlerin de hali bir başka oluyor. Adam resmen bana aruz bezinde küfretti ya. Failim, failüttüm, müfrettin. Bu da gitti bunun üstünde şiş. Metin, oğlum bu nasıl bir sınıf lan Kirben? Sen sınıfa değil, resmen Oz hapishanesine düşmüşsün. Dön şu tumanı sıyır da bir bakayım ya. Poponun sağ yanağına gamalat çizmişler mi? Bir bakayım. Lan bir dur.
Ne var şimdi elimizde? Metin, sizinki sınıf değil, resmen bir ekosistem. En üst seviye yırtıcıdan en alt seviye planktona kadar her şey var. Üşenmedim, Darwin gibi sınıflandırdım. Bakayım. İlk başta kanunsuzlar ve kanunlular olmak üzere ikiye ayırdım. Kanunsuzlar kısmını ise hapishanedekiler ve dışarıdakiler olmak üzere ikiye ayırdım. Hapishanedekiler kısmı ise tek hücreliler ve çok hücreliler olmak suretiyle... Ya oğlum, dokunmatik ekran gören spor yorumcuları gibi niye hemen sen gaza geliyorsun ya, he? Sıradanlara gel. Metin, sıradanlarda ilginç hiçbir şey yok. Sıradan. Kapıcı, fırıncı, tesisatçı. Hepsi gözümüzün nuru ama işimize yarar bir şey yok. Yasin, postane müdürü. Yasin, postane müdürü. Sana Sivas'taki dedemin bir deyişiyle hitap edeceğim. Shine bright like a diamond. Kim ki? Yani oğlum, pırlanta gibi kızlar varken sen niye gittin de Yasin'e tutuldun ya? Şuna bir bak. Villan, yatırım temsilcisi. Mükemmel seçim Meto. Diyorsun. Bir daha bir arayalım o zaman. Bak gene çıktı lan. Yapma ya. Gitti mi? Gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Izdırabım kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak ruhum. Kabirde kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin bitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adım ve soyadım. Oo, Forent. Buldum seni salonda Metin. Oo, Bekent. Kaçarsın. Toprak zeminde de bayağı iyiymişsin dayı. Şimdi de böyleysen seninle bir şeyler başarabiliriz. Acaba bir el et be. İdo! Good morning Sivaslılar! Ah be, her taraf akrabam. Biplemedi kocası tar. Biplemedi amına koyayım. Lan, bipledi bunlar. Gerçi bunu ben de biplerim ya. Ana murmuzu. İnşallah bu muzu bana edadı... Ulan insan kendi kendine konuşurken kekeler mi ya? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yeti... Bak hala görüyor musun? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yedirdiği günleri de göreceğim. Anı, bu ne güneşmiş la? Güneş kremi. Oh, maşallah. Biraz daha mı iyi güneş alıyor ya? Oh, maşallah. Oh, yaşamayı seviyorum ya. Bu ne lan? Bu kesmedi. Kim la o, deden mi? Yok lan, südyenmiş. Aa, komşunun südyen değil mi lan? Komşu! Komşu! Südyenin düşmüş kız, takılmış duvarlara. Vallahi bir kere baktım ha, ikinciye bakmıyorum. Ama beklediğimden büyük açık konuşmak gerekirse. Kutluyorum. Şimdi gözlerimi de kapatarak şu duvara çıkıp südyenini alacağım. Bu da aramızda sır olarak kalacak. Eda! Biri Eda mı diyor lan? Yoo. Edü. Ne Edü? Ha, eş Edü. Aa! Oğlum bayağı yüksekmiş ya la. Köpeklerin duası kabul oldu. Bu da mı gelecekti lan başıma? Tepe! Arkadaş, adamı kapıdan kovarsın, bacadan girmeye çalışır, anlarım. Noel Baba'dır baca fantezisi vardır, anlarım. Sen resmen kafama düştün lan. Anlamadım. Hayır, kavgada da çok kafa yemişliğim vardır da yüce Rabbim bunu göstermez diyordum. Gösterdi. Niye kafama düşüyorsun lan? Lan kafa diyor hala ya, çıldıracağım ya. Metin. Metin, kafa kaldı böyle oğlum, düzelt. Lan oğlum, doktor ne dedi? Kafana düşmemişim ki. Ense kıvrımın çok affedersin kabı etinin kabartısına denk gelmiş. Tam oturmuş, öyle hayatta kalabilmişim. Yoksa ölürdüm falan dedi doktor. Ben hayatımı senin kabı etine borçluyum Koçero. Benim o göte borcumu ödemem şart. Lan az daha 95 numara südyen yüzünden ayrı yoldum Eda'mdan. Oysa hakkını verirsen 75 D'yi.
Görüyor musun ya başıma geleni? Ya kardeşim çık git hayatımdan, gözünü seveyim, şikayetçi de değilim. Bırak ulan peşimi, nedir ulan benim senden çek? Nereye gidiyorum ya? Ben hayatımı sana borçluyum Koçaro. Sivaslıyım ben Metin. Borcumu ödemeden nah şuradan şuraya gidemem. Gel bir kelle kırdırayım lan sana. Kahvaltı yapmış mıydın? Ya oğlum şerefsiz, zaten kırıyordum kelleyi ya. Adamın kahvaltıda yedirdiği şeye bak ya. Sümen takımı alayım Metin. He? Evinde durur, gelen misafirleri çatlatırsın asetinden. Ya sen nasıl bir şerefsiz herifsin ya, Allah belanı vermesin. Metin, Metin gitme. Benim sana borcumu ödemem şart. Metin, duydun mu? Geç, duydun mu? Anı, oh ya. Lan oğlum senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun oğlum ya beni? Ne diyorsun lan sen? Onu ben diyecektim şimdi. Adam repliklerimi de çalıyor artık arkadaş ya. Anı! Senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun beni? Nereden belli senin beni denk getirmediğin? Sen benim Eda'mın mutluluğuna neden engel oluyorsun arkadaş ya? Açık açık konuşalım. Nedir senin Eda'mla derdin? Nedir ya bu hıncın sebebi? Ne mutluluğuna engel oluyormuşum lan ben senin ha? Emrah'la birlikte olmasına, Emrah piyangosunun Eda'ya vurmasına engel oluyorsun Metin. Oğlum bak sana şaka gibi geliyor ama yaşı geçiyor kızın. Hesaplarıma göre bugün evlensek maksimum 13 tane çocuğumuz oluyor. Ondan sonra dükkanı kapıyor Eda. O dakikadan sonra ben o dükkanı ne yapayım ya? O dükkandan olsa olsa komedi dükkanı olur. Lan deli saçması konuşma Allah'ıma kitabıma. Elindeki ne lan? Barışma hediyesi mi aldın bana? Eğer öyleyse ben de sana barış çubuğumu uzatayım. Lan senin o çubuğunu var ya ikiye bölerim ha. Sana niye alayım manyak? Doğru ya. Küsmedik ki biz. Hala kankamsın. Best friends ever. Eda'na bu. Aman Eda'ma bu. Yalnız senin ellerin bomboş görüyorum. O halde tanıştırayım. Bu Emrah, bu da Eda'nın kalbine giden yolun bekçisi. Küçükken en sevdiği bebeğin birebir aynısı kanka. Hakikaten lan sen niye koparmıştın o bebeğin başını? He? Eda 6 gün ağlamış o zaman. Geçen gün bana anlattı da hüzünlendik beraber. Ulan şerefsiz sen niye hüzünleniyorsun lan elin kızıyla? He? Koparttım lan. Hak etti, koparttım. Yalnız görüyorum senin elin bomboş. Ne haber? Abi nereye bırakalım? Hah, geldiniz mi? Tanıştırayım. Bu C sınıfı alelade bir Metin. Bu da A sınıfı No Frost bir buzdolabı. Tam 500 litre. Hakikaten sen kaç litresin lan Metin? Sığar mısın bunun içine? Buzdolabı mı aldın lan kızım? Çeyizini düzüyorum oğlum yavaştan. Neticede ben de kullanacağım. Ben Eda'ya çeyiz olarak bu buzdolabını vereceğim. O da bana söğütle doman için. Seni... Döverim lan seni. Ay, aç köpek. Dövdürtürüm seni. Neyse. O zaman sonra şey yaparız. Hadi kızım gidelim. Abi bahşişi alsaydık. Ne bahşişi lan? Ne bahşişi yavrum? Adam burada gözünüzün önünde bana gider yaptı da aranızdan bir kişi çıkıp bıçaklamadı ya lan. Eda'mın istediği boş kutuyu 2 dakika taşıdınız diye bahşiş mi ister oldunuz? He? En fazla 2 lahmacun veririm size. O da acısız. Sonra Sivas'taki dedem de dönmüş demiş ki, remember, remember the 5th of November. Yani unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ulan beyaz eşyacı Hakan, muhabbetiniz bol olsun. Kirven, ne işin var senin burada ya? Kirven mi? Sen sünnet oldun mu lan? Aç bakacağım. O nereden çıktı lan vefasız? Rüyanda mı gördün de merak ettin? Al. Lan, lan. Metin. Hayırdır abi? Benim dükkanda. Şimdi kardeşim sen beni falan boş ver de arkadaş kim? Şen şakrak muhabbetler falan. Lan beyaz eşyacı Hakan. Ben mahallenin itleriyle haber salmadım mı? Bir daha bu şeref size, bu kara deliğe kimse yüz vermeyecek demedim mi? Vallahi biz Emrah kardeşimle sohbet muhabbet ediyoruz. Kim karışır Metin? He, şimdi öyle mi oldu? Çıkardım lan seni halı saha listesinden. Sik. Gelme lan bir daha maça falan. Metin, 6 aydır hangi maça geliyorsun birader? Kimi nereden çıkartıyorsun? Çıkartma yok ya. Beyler çıkartma yok. Allah aşkına olaylar bu raddeye varmasın. Metin lütfen rica ediyorum ya. Metin kardeşim istediğin zaman gelebilirsin. Kaleci eksiğimiz oluyor hem. Ne dedi lan bu? Kaleci mi dedi lan bana bu? Sen ilgini alakanı çekince dağılıyorduk az kalsın. Allah'tan Emrah kardeşim geldi de. Ne diyorsun ya? Böyle konuşma Hakan. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim yanımda böyle konuşma bari. Başkalarının yanında konuş da herkes duysun. Emrah kardeşim sağ olsun. Mahallenin takımını yeniden topladı. Yeni forma aldı. Doping ilacı getirdi. Sayesinde son 8 maçımızı kazandık. Üst, alt, yanman. Bütün mahalleleri yendik. Ulan şerefsiz. Sen benim halı saha takımımı da mı sahiplendin? Bela mısın oğlum sen ha? Bela mısın lan sen? Şişt. Metin, bela mela. Ayıp oluyor birader. Ama Hakan'cığım bak bu adam var ya. Ya yok kardeşim, bırakın ben gideyim ya. Vallahi 2 can ciğerim benim yüzümden kavga edecek diye çok üzülüyorum ya. Lütfen. Allah korusun, aklınıza getirmek gibi olmasın. Birbirinizi bıçaklayacaksınız diye çok korkuyorum. Allah'tan elinizin altında bıçak yok biliyor musun ya? Allah'tan yok yani, birbirinizi bıçaklayacaksınız.
Emrah dur ya. Gidecek biri varsa. Lan oğlum. Lan beyaz eşyacı Hakan. Benim lan ben. Metin. 40 yıllık arkadaşım lan şerefsiz. Evet ya Metin. Belki işi düşmedikçe aramaz. İşi çıkınca unutur. Borç alır vermez. En samimi arkadaşının göz koyduğuna sarkar. Cebindeler, kurcalar durur. Ama 40 yıllık arkadaşım. Oysa Emrah kim ki? Benim için niye adam bıçaklayasın Hakan? Bırakın ben gideyim ya. Vallahi ben gideyim. Bırakın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ne oldu lan? Kırstın mı? Kırstın mı oğlum? Geri gel. Piç! Geri gel! Yıl 2030. Uçan araba yok. Petrol kıymetsiz. Silah üretimi yapılmıyor. Teknoloji zannedildiği gibi ilerlemedi. Bir noktada durdu. Teknolojinin duraklama döneminden hemen önce bir nedenle kadın nesli hızla tükendi. Tüm dünyada sadece erkekler kalınca para pul oldu, takas yöntemine girildi, yeni model araba üretilmedi. Hiçbir erkek ev almak istemediği için yüzlerce emlakçı intihar etti. 2+1, 3+1, villa tipi konut. Facebook ve Twitter'ın ne olduğunu hatırlayan yok. DNS ayarı gerekmiyor. Bütün siteler serbest. SMS tarihe karıştı. Ev telefonları tekrar moda. Hayatın böyle sürdürülemeyeceğini anlayan Sivaslı bilim adamları bir kadın denek klonlamaya karar verdiler. Uzun uğraşlar sonucu başardılar. İnsan ırkının devamı Eda Duru'yla olacaktır. Dıldım yar, gelir diye umdum yar. Dostu yalanlar ekledim, gözlerini yumdum yar. Hani insan kopyaladınız, 20 senede bir türküyü öğrenemediniz ya. Yazıklar olsun. İntihar istedim yar, gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerini yumdum yar. Niye Eda lan? Ben sizin sevdiğiniz kadını çoğaltıyor muyum? İpi neler? Arkadaş ya nereye baksam Eda. Biri evleniyor Eda. Biri ölüyor Eda. Köşede bir tane abla var dileniyor Eda. Akşam eve gelirken arabaya kadın alıyorum Eda. 900'lü hat numara reklamları bile Eda. Müstehcen filmler alıyorum. Çeşit çeşit adamlar Edalarla kafayı yedim yiyeceğim. Aşk acısı çekiyorum, unutmaya çalışıyorum. Bütün binaları Eda'yla giydirmişler ya. Abim tutturdu yine evleneceğim diye. Lan ben nasıl yenge diyeceğim eski sevdiğime? Hepsini geçtim arkadaş. Sinirlendiğim adamların anasını avradına sövemiyorum. Hepsi Eda lan! Biz de mağduruk Metin. Mağduriyetimizin simgesi olarak kartalı getirdik. Aha, konuşamıyor, duyamıyor. Tek bir gaz seyirmesi bile yok. Ozalite mi girdi nedir? Kendi kendini sindiriyor. O bu değildi. O günden beri zina, dansöz, pavyon, kadın göbeğinden zeytin yemek gibi en büyük gittiklerden hiçbirisini yapamıyorum Metin. Geriye ne kaldı? En büyük günahı orucunu aksatmak olandan hain olur mu lan? Bittim be, bittim Metin, bitti. Kalkın lan! Üretimin yapıldığı fabrikaya gidiyoruz. Ben gitmiyorum. İtlik olsun. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lan oğlum sen bela mısın lan benim başıma? Sayın bilim adamları uymayın şu ite. Bunun başka yolu yok mu? Her yer Eda lan. Sorma. Tek eşlilik olayını bütün dünya yanlış anlamış. Bunu kıracağız. Mant üretime geçiyoruz. Seri üretime geçince... Ama günahtır bana ya. Seri üretilen Eda'dan hayır mı gelir be? Ya lan kirvem, en azından bu şekilde bir şansın olmuş olur. Yoksa hayatta bir araya gelemezdiniz siz. Tıpkı yakın zamanda hayata veda eden dedemin son sözleri gibi. Put your hands up in the air. Yani eller kadir kıymet bilmiyor anam. Sus lan ortamalı. Ya güzel kardeşim, tam ben bu kızı unutmaya çalışıyordum. Kıyamet koptu gibi oldu, kadın nesli tükendi. Bu sefer kesin unuturum dedim. Gittiniz milyar tane kadın arasından benim hatunu kopyaladınız lan. Sorsana bir niye birlikte olamamış? Kol nasıl kol?
Ateş. Ama bir sor, bir sor. Biraz beni ölsün pezevenk. Lan oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Bu yaptığın bana koyar da sana koymaz mı? Sen nasıl rahat uyuyorsun lan? 3 tane aldım kirve. Öyle rahat uyunuyor ki. 2'sini yastık yapıyorum. 3.sünü üstümü örtüyorum. Doktor duydun mu? İşi, gücü köpeklik şerefsizin. Bak kişisel ihtiyaçlarını bile bilime alet ediyor ya. Ya onların hepsini halledeceğiz. Her 10 edadan artan malzemeyle yeni bir prototip yaptık. Ateş seni çağırıyor Sezai. Öldüreceğim lan seni şerefsiz. Her şeyi yapabilirsin ama buna müsaade etmem lan. Öldür lan, öldür, ölsen de ağzım açık gitmem artık. Öldürdün mü kirve? Hayır. Ben niye böyle bir rüya gördüm ki? Paranın hükmü yoktu. Rüya diye resmen kabus. Karabasan bastı gitti. İmran niye bu kadar ısrarlısın? Seni ilk gördüm dedim ki... Ulan ne karılar var be! Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerinin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, antiparantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken trimax atının peşinden koşmuşum yalaya da. Ne çirkin laflar bunlar ya. Ne bak? Ne bak? Ne bak ya? Ne bak ya? Ne bak? Ya resmen romantizm akımını tekrar wordlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. 3 tanesi 10 liraydı. Bir tane almışım. 3 tanesi 10 liraysa tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz 3 liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop! Bağladık mı Şah Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildin Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süpermen'de. Duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt. Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Tüylerim diken diken oldu lan. Oh! Nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Oh, abu! Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon fisli girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi. Yalnız Süpermen'i ben kullandım kanka, bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi. Kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin. Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi kirli ben? La bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım... Ya da sonsuza dek susacağım. Ses tellerin yırtıla emi sürünesici. Konuş be adam, konuş. Duydunuz mu, duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo, kimler buradaymış? Metin ile Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Ana, o mu lan? Ben de korktum bir an. Ötelde mi var lan? Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemiz yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana yürü. Kemerini lan, kemerini al.
Bekaret kemerim değil mi? Edacığım, şunu da sana bırakayım tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafama kadar güzel ya. Seçemedim, hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı, mülkümü sen ye. Emrah, iki dakika soluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma, dinliyorum. Ulan ne ince işçilik be. Emrah, bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsellik. Öyle değil. Olmayan, yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya, tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin, o kadar. Emre, kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya yeltendim. Heh. Hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtım Facebook'tan. 3 cümle yazdım sana. 4.'ü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim, evet. Kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım. Ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak, yemedim demek için. Ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis. Ata Demirer'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanaydın. Giriş gelişme yapaydın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Edoşko. Emrah, ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın? Nedir sürekli deniyorsun? Olmayacak. Baloncu! Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin, bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Bismillah. Sivaslısın kardeş, tanıdım seni. Neredensin, söyle kardeş iklimi. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin? Demirim, çeliğim. Sana emanet. Yiğitlik var sende. Etmezsin minnet. Çalışkan, hatırına az. Hem dost, hem de mert. Kardeş, sen Divriğinin neresindensin? İçinden. Kıllarım döşüm diken diken oldu abi. Döş kırıklığına uğradım. Ne yaptın toprağım? Parça piçik ettin beni. Ya kardeş, hemşeri hemşeriyi gurbette gömermiş. Ama Sivaslı Sivaslı'yı gurbette öper, başına kor. Senin bir derdin var, söyle bakayım. Niye canın sıkkın? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ankara'ya gelin gitse, la bebe Ankara'ya deniz getirdik ya la diye belediyenin açıklama yapacağı kadar gözleri masmavi bir peri kızı perişan etti abi. Hatun meselesi yani. Aynen. Ulan ben de başına bir şey geldi sandım. Lan cüzdanını müzdanını neyini çaldılar sandım lan? He? Budağını kırdım. Bütün mesele bu mu lan? Lan bir daha sağda solda ben Sivaslıyım, Sivaslıyım deme. Kafanı, gözünü kır. Yürü git lan. Yürü git. Siz benim Sivaslılığımı sorgulayamazsınız beyefendi. Yürü git lan. Lan. Yürü git. Sorgulayamazsınız. Yürü. Sorgulayamazsın. Nasıl koştum gördüm. Siz hep böyle misiniz? Sorgulayamazsın. Yürü git.